Söyle sevda içinde türkümüzü, aç bembeyaz bir yelken. Neden herkes güzel olmaz yaşamak bu kadar güzelken? İnsan dallarla, bulutlarla bir, aynı maviliklerden geçmiştir. İnsan nasıl ölebilir yaşamak bu kadar güzelken? Fazıl Hüsnü Dağlarca. Benim güzel arkadaşım her şeye güzeldir. Hem kendisi güzeldir, onu zaten bütün Türkiye ve dünya biliyor ama bir de yüreği de çok güzeldir. Ben insan olarak çok severim Nilüfer Açıkalın'ı. Beni de kırmadı bu zor, ne diyelim, bu koronalı günlerde. Bu zor günlerde geldi gerçekten, hiç ikiletmeden. Nilüfer Açıkalın'ın hep sevgili arkadaşım benim. Hem bize bir armağan gibi aynı zamanda. Şöyle bir önce göstereyim, sonra da arka sayfasını okumasını kendinden rica edeceğim. Dimdik ayakta her antetikte. Muhteşem bir kitap adı ya bu. Bu şeyde hatırlıyorum ben, yolculukta hani kapak birkaç şey sana sunulmuştu. Göstermiştim sana. Birlikte üzerinde fikir teatisi yapmıştık. Evet, bu yakışmış ama bu kapak. Evet, gayet güzel oldu. Bu gayet güzel olmuş. O da çok güzel. Doğan'dan değil mi? Evet, Doğan kitaptan. Son üç kitabı. Bir rica edebilir miyim Nilüfer'cim? Onun üzerine çıktı. Konuşalım. Ha. Peki. Gelelim Sadet'in sadesine. Kristalize kırılganlıkta ama inadına ciğergah. Yazılmamış bir senfoni gibi tarihin nemli küflü sayfalarında pembemsi solgun güzelliğiyle yer alan hatun kişi olarak. Nasıl bilirdiniz? Öyle bilirdik. Öyle bilin siz. Öyle gömün siz. İyi misiniz? Soracak olursanız hiç de sandığınız gibi değil madalyonun bu yüzü. Bir delilik, bir dirilik, bir yenilik var aşikar. Ürküttü mü, üzdü mü, şaşırttı mı, güldürdü mü? Fark etmez. Her şeyden özgürüm artık. Şimdi bu Nilüfer'in son kitabı. Şöyle bir başlık, Cumhuriyet'te herhalde çıkan yazıda yanılmıyorsam, bir günde de olabilir. Kentlerin büyük caddelerinde kaybolan yalnız ve gezgin ruhlar için bir sığınak diyor. Çok güzel bir yorumlamış. Çok güzel bir yorum, evet. Ebru Dedeoğlu'nun. Evet, Ebru Hanım'ın yorumu. Yorum, kitabı, çok güzel. Kitabı için. Şimdi tabii tarihçeye bir bakalım önce. Yanlış bir şey söylemeyeyim. İlk kitabın 99'la Bıçak Sırtıyla, evet, değil mi? Evet, 99 yılında. Kaç, o günden bugüne kaç bir de roman olduğunu da biliyorum. Arada bir de romanım var. İlk kitabım, evet, Metin Kaçan'ın benim yazdıklarımın öykü olduğunu keşfedip onları yayınlamak gerektiğini söyledikten sonra 1999'da çıktı. Ardından da ben öykülerimi yazmaya ve daha öncesinde de yaptığım gibi öykülerimi yazmaya devam ettim. Şu an bu son kitabım 12. kitabım. Bir önceki Hüzün Süpüren, Fakir Baykurt Öykü Yarışması'nda da içinde birincilik ödülü alan bir öyküm de var. Şunu Nilüfer'cim, devam, lütfen devam et. Şunu bir göstereyim. Evet. Bu çok çok önemli, bu Fakir Baykurt Öykü Ödülü alan bir kitap. Bir öncesinde lütfen. De Karanlıkta Çok Güzelim adlı tek romanım, yine Doğan Kitap'tan yayınlanan bu son üç kitabım var. Yani yazmaya ve üretmeye, çalışmaya devam ediyorum Haluk, her zaman bildiğin gibi. Ben arkadaşımın nasıl çalıştığını biliyorum. Yani disiplinlidir, sıkı disiplinlidir. Oyunculuğundan da biliyorsunuz, biraz sonra oraya da gireceğiz, bahsedeceğiz zaten. Sabah erken saatte kalkıp gerçekten köşesi, odası, her şeyi titiz bir şekilde çalışma masasının başına oturan ve şeyi de hiç aksatmayan, günlük akışı da hiç hayatında aksatmayan, çalışkan ve disiplinli de Nilüfer. Yani hani böyle hep güzellik, oyunculuk falan gibi şeylerin hep... Evet, onlar hep ön planda. Ama ben bu yönünü biliyorum. Bu çalışkan yönünü ve ama yazıyla... Ama beni ayakta tutan şey o işte, disiplin, asıl çalışmak tabii. Üretmek. Her zaman önceliğim onlar oldu. Ta çocukluğumdan beri, yani kendimi bildim bileli hep bir şeylerle meşgul oldum. Bu da hep kağıt kalem üzerinde, kütüphanenin gömülmüş olarak. Onun dışındaki diğer yaşamsal şeyler, yaşamsal demeyeyim de, işte görsel mevzular beni pek ilgilendirmedi.
Bu şekilde kendimi daha mutlu, daha rahat, daha özgür hissediyorum. Oyunculukta da mı aynı duygudu yani? Sahnede de mi böyleydi, bu geçerliydi bu dediğin? Sahneye çıktığım anda veya kamera başla ve stop dediği anlar arasında çok mutlu, özgür hissediyorum kendimi. Evet, oyunculukta da bu böyle ama müthiş bir disiplin altyapısıyla çalışarak, her zaman çalışıyorum. Kendime çalışacak bir şeyler bulabiliyorum, hiç sorun yok bu konuda. 12 öykü yanlış 12 kitap. Öykü ve bir rom 11 öykü ve bir roman. Arkadaşlar, bir roman. Şaka değil yani, 11 tane öykü kitabı ve bir tane roman. Bu çok ciddi bir şey ya. Olağanüstü bir emek bu gerçekten. Şeylerinde, röportajlarında da dikkatimi çekti. Diyorsun ki biri içe dönüktür, yazı disiplini. Evet, evet. Oyunculukta dışa dönük. Dışa dönüktür. Onun şeyini nasıl yapıyorsun, dengesini? Bıçak sırtı. Çok bıçak sırtı bir denge. Zaman zaman tabii insan biraz dozu kaçırdığı olabiliyor. Mesela ben sosyal olma anlamında başarısız buluyorum kendimi. Biraz daha içe dönük bir yapım var. Bunun tabii bana yazar olma açısından çok büyük faydası var. Yazarlığıma faydası var. Ama diğer anlamda biraz daha görünür olmayı tercih etsem belki daha farklı olacak işleyiş, hayatımdaki disipline ettiğim şeylerin işleyişi. Ama hiçbir zaman zararını görmedim. Eskiden zararını gördüğümü düşünüyordum. Ha. Hani bu kadar içe kapanık olursam, bu kadar sadece öyküleriyle meşgul olursam ve herhangi bir rol geldiğinde gidip oynamayı tercih edersem ve herhangi bir şeyin peşinden koşmazsam nasıl olacak da daha fazla iş yapabileceğim falan diye kafayı takardım. Ama bunun da bir yararını görmedim, kafayı takmanın. En iyisi kafayı takmamak, çünkü nihayetinde olması gereken oluyor. Evet. Sapasağlam durduğun sürece, emek vermeye devam etmek istediğin sürece mutlaka olması gereken olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi senin, ben şey yönünü hiç bilmiyordum. Sen 2 yılda biyoloji okumuşsun konservatuvardan önce. Evet, evet. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde. Evet, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde okumuşsun 2 yılda. Biyoloji okudum. Bayağı böyle laboratuvarlarla falan yani. Devam ettin yani. Botanik laboratuvarını seviyordum ben. Zooloji laboratuvarını hiç sevmiyordum. Tabii bu analitik bir şeylerle uğraşmanın da yine yazarlığıma etkisi. Tabii tabii tabii. Her şeyi çok besliyor tabii insanı. Tabii ki, tabii ki. Oyunculuğunda. Tabii. Yani eğer oyunculuk okumasaydım tiyatro külliyatını o kadar çok merak etmeyebilirdim. Ama mecburen konservatuvarda bütün hiç okumayacağınız şeyleri bile okuyorsunuz. Çünkü o zaman farkına varıyorsunuz tabii. Onların varlığına. O eğitim o yüzden benim için çok kıymetli. Yani oyunculukta yazarlık birbirlerini çok besleyen ve birbirleriyle çok, hani düşün ki bir kuş bir kanadı o, bir kanadı o gibi öyle uçabiliyorsun. Benim açımdan aynen. Öyle. Doğru, bana göre de doğru tarif. Nilüfer Açıkalın, Artı TV izleyicileri bilirler ama belki aralarında çok az bilmeyenler vardır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu. Tabii Zeliha hocaların falan değil mi? Müşfik Hoca, Zeliha Müşfik Hoca, Cihan Ünal, Mahir Günşiray. Tabii. Çok kıymetli hocalarımız tabii. vardı. Ben çok şey öğrendim. Tabii. Ama aynı zamanda lisedeki edebiyat öğretmenim de, ilkokul öğretmenim Müyesser Hanım da benim için çok kıymetlidir. Yani asıl yönlendiriciler de belki tabii, onlardır. Benim şansım hep çok iyi eğitmenlere denk düşmüş olmam. Onlar benim damarımı buldular. Yani ilk şiir defterimi bana ilkokul öğretmenim verdi. Ben 8 yaşımda başladım o şiir defterine yazmaya. Yani ortaokulda beni işte Sait Faik'e, Çehov'a yönlendiren, sonra Dostoyevski'ye yönlendiren yine edebiyat öğretmenlerimdi. Ama hep fen okuyordum yani. Fen edebiyat diye ayrılıyordu bizim zamanımızda. Fendeydim ama edebiyat ağırlıklı bir fen diyeyim artık, ne diyeyim. Çektiğin sinema film, yanlış mı hatırlıyorum Melifer? Sinema filmlerinden bir tanesi Sait Faik'in öykülerinden... Evet. Değil evet, miydi? Evet. Ayfer Tunç'un uyarladığı Havada Bulut. Evet. TRT'de yayınlandı. Evet, 4 evet, bölüm evet. halinde. Uzun evet. bir sinema filmi gibi çok önemli. Tarık Alpagut çekmişti. Çok önemli, güzel bir film o aslında. 4 bölüm ama kocaman bir film.
Şimdi sevgili arkadaşımın bakın, sadece yazıda değil ödüller. Şurada bir Orhan Arıburnu bu ödülü var burada. Bekleme odasında en iyi yardımcı kadın oyuncu. Sonra geliyor Sadri Alışık'a, Sadri Alışık ödülü. Burada en iyi kadın oyuncu. Kara Kent'in Çocukları. Türkiye Almanya Film Festivali'nde de Çekmecelerle en iyi kadın oyuncu. Bir tane de uluslararası daha var mıydı? Karıştırıyor muyum? O Chelsea Film Festivali. Ha. Amerika'da, New York'ta Chelsea Film Festivali'nde yine Çekmeceler filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülü. Ödülü vardı. Sen hemen konservatuara giriyorsun. Daha yanılmıyorsam birinci aynı sınıfta yok. Bu kim bunlar? İlk önce Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın, pardon, Rutkay Yaziz'in rol aldı. Ada filminde Türkan Şoray'ın kızı olarak. İlk konservatuara girdim. Bismillah o mu? İlk evet, sinema filmi. Evet, ilk sinema filminde rol aldım. Çok ne güzel filmdi o ya. Çok şahaneydi. Ardından da Başar Sabuncu'nun yönettiği Zengin Mutfağı filminde Şener Şen'le rol aldım. Daha sonra Kim Bunlar vesaire şeklinde devam etti. Televizyon macerası oldu. Ama kariyerimin büyük bölümünü sinema filmleri üzerine kurdum. Tiyatro da var. Evet, bu mesleğin her alanında emek vermeye gayret ettim, hala da devam ediyorum. Şeyde çok adaydı değil mi? Türkan Hanım'ın oynadığı, Rutkay abiyle oynadı. O zaman çok küçüktüm, daha 18-19 yaşlarındaydım. O filmden çok etkilenmiştim ben. Güzel film. Şey çok dönüyor bahsettiğin Elifer'in, Zengin Mutfağı Şener Şen'le oynadığın. Başar Sabuncu mu çekmişti? Başar Bey çekmişti. O film evet. Çok görüyorum ben. Vasıf Öngören'in çok önemli bir yapıtı. Vasıf Öngören'in tabii. Evet. Şey o yapıtı. Ekranlarda çok görüyorum onu ben. Gece vesaire bir sürü kanalda. Zengin Mutfağı'nı tekrar. Çok güzel bir film. Çok... Alt metni de çok kuvvetli bir film o. Şu sıralar izlenmesi de gayet iyi, olumlu geliyor bana. Olumlu. Olumludan da öte... Çok keşke çok sürekli döne döne izlense aynen, diye düşünüyorum. Aynen. O Kim Bunlar da o dönemlerde çok tutmuştu değil mi? Çok patlamış tabii, bir şeydi o. Ali Poyrazoğlu'nun ekibiydi herhalde. Televizyon tek kanal. Tek kanal. O yüzden biz böyle 5 tane gencin skeçlerden oluşmuş bir komedi, absürt komedi türünde bir şeyi televizyonda canlandırması herkes için çok cazip, çok ilgi çekici bir şeydi. İlkti zaten. İlk kez yapılıyordu böyle bir şey. Biz de işte öyle çocuk halimizle, genç halimizle, bütün enerjimizle o absürt skeçleri canlandırıyorduk ve çok mutluyduk. Herhalde o yansıyordu ekrandan seyirciye. O yüzden çok beğenildi ve böyle unutulmaz bir şey oldu. Şimdilerde bu sana çok soruluyor tabii. Ben biliyorum. Çok gözükmemenin nedeni kişisel tercih, seçicilikte şey davranman mıdır, seçici davranman mıdır, yoksa farklı nedenler de var mıdır? Aslında kişisel tercihim değil açıkçası. Eskiden hani çok fazla televizyon dizisinde oynamamak için seçici davranıyordum. Çünkü sinemada kendimi iyi hissediyordum sinema filminde rol alınca. O yüzden bazen geri çeviriyordum teklifleri, dizilerle ilgili olanları. Fakat sonra bir baktım ki yönetmenler de dizilere bakıp oyuncu seçiyorlar. Yani yanlış bir şey yapmışım orada, bir mantık hatası yapmışım. Bu da pek işime yaramadı açıkçası. Ardından şimdiki noktada çok güzel öyküler yazabiliyorum ve mesleğini çok seven ve özleyen bir oyuncu olarak çok görsel ve izlence tadı da olan öyküler yazabiliyorum. Ama güzel roller içinde öyle beklemedeyim ve hazırım her zaman. Bir şey hissediyor musun, böyle bir yasaklı hal biraz falan gibi? Öyle kendimle şey. Alakalı mı? Onu da hissettiğim oluyor tabii. Ben üzücü bir şey bu. Yani. Üzücü bir şey tabii. Biraz fazla dürüstüm belki. Fazla şey yapamıyorum. Dönemde tam böyle bir dönem. Fazla politik davranamıyorum açıkçası.
Bilmem neden. Keşke davranabilseydim belki. Yok yok, davranma. Davranma. Bugünler gelir geçer. O zaten şey... Nilüfer, bugünler gelir geçer bambaşka... Yapısal bir özellik. Aynen öyle. Şimdi bak, filmografiye bakıyorum. Filmografine. Burada bu Hayda Bire'de de bir uluslararası ödül gözüküyor. Bu şeyle mi ilgiliydi? Karıştırdın mı? Hayda Bire film olarak çok büyük ödüller aldı. Şangay Film Festivali'nden tut. Onun bayağı uluslararası pek çok yerde. Pek çok ödülü var. Erkek oyuncu ödülü var. Senaryo ödülü var. Öyle ödülleri olan bir film. Çok güzel bir film. Bak, Bekleme Odası'nı çok etkilenmiştim. Zeki Demirkubuz'un. Güzel doğru. Film o da. Serseri Aşıklar burada. Bu Havada Bulut Sait Faik'miş, doğru. Beyoğlu Rüyası, bu Kerem Alışık'la değil mi? Orhan evet, Oğuz'un televizyon çektiği. İçin çekilmişti ama o zaman sinemanın çok ciddi bir kendini var et demediği bir dönemdi. Yani sinema filmi gibi çekilmiş, tadı olan bir film. Birkaç film var öyle. Kimsecikler olsun. Şimdi hemen izleyiciler güle güle, güle güle hemen... Evet. Zeki Alasya'nın değil mi? Zeki Ökten'in çektiği. Tabii tabii. Harem Suare, Ferzan Özpetek'in çektiği. Nilüfer izlediğimiz. Bu Karakent'in Çocukları bugünlerde oynasa çok karşılık bulur diye düşünüyorum. Çekildiği zaman erken bir zamandı onun açısından. Zaten sinemada pek yani dönem olarak o zaman vizyona girmedi o film. Ama kült şu an internet ortamında diye biliyorum. Tabii. İnternette sonuç olarak dönem genç dostlar, sadece gençler de değil ama ağırlıklı olarak gençler olduğu için gençleri kullanıyoruz. Her şeyin daha kadri biliniyor ve seçerek izleniyor. Yani o gerçek. Hani, tabii. Televizyon belli bir yaş grubunun üstü, evet hala çok büyük bir çoğunlukla TV izliyor ama pek çok insan artık şeyden yürüyor, internetten yürüyor yani. Evet. Yani TV evet. Programları anlamında da, diziler, filmler falan anlamında da orada yürüyor. Öyle. Öyle de olması gerekiyor. Çünkü bir şeyin dayatılmasındansa kendi tercihin olması her zaman daha çok mutluluk veren bir şey. Aynen. Aynen öyle. Şimdi sevgili izleyiciler, bu hafta Timur Selçuk'u kaybettik işte, malum. Çok değerli bir müzisyen de Timur Selçuk. Sadece eğitici yönüyle, o öğretmen vasfıyla değil, veya müzik birikimi olarak bir okuldu zaten değil. Üretici yönüyle de, besteci yönüyle de malum Nilüfer. Hem aşk şarkılarıyla kazınmıştır, beynimize, yüreğimize kazınmıştır. Hem tiyatro eserlerini, aslında özellikle Ankara Sanat Tiyatrosu'nda biliyorsun Rutkay abilerin döneminde, Rutkay Aziz'in döneminde, geçmişte yaptığı oyun müzikleriyle her bir oyun müziği orada aslında olay olmuş. Yani yaptığı her bir müzik Timur hocamızın. Şimdi bakın, onlardan bir örnek ben vereceğim. Sonradan Nilüfer'in bir yorumcu yönü var. Oradan da oraya geçelim, onu konuşalım. Küçük Adam Sana Ne Oldu oyununda. 80 öncesinde yapılan bir şarkı arkadaşlar. Sözler de 80 öncesi yani. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. Kriz var, kriz var, bunalım var. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. İşveren zor durumda. İşçiyi bağrına basar. Reva mı bu efendim? Bunalım bundan doğar. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. Kriz var, kriz var, bunalım var. Ekonomi tıkırında. Demek ki ne yapmalı? Paradan at bir sıfır. Artsın öyle fiyatlar. İşçi fazla at gitsin. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. Kriz var, kriz var, bunalım var. Ekonomi tıkırında. İşsizlik, pahalılık, konjonktür, enflasyon, milletçe fedakarlık. Kriz, bunalım derken
bilançoya bir baktık. Bu yıl iki misli kar, hayret şu işe bak sen. Nereden geldi bu karlar, kime gitti bu karlar? Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. Kriz var, kriz var, bunalım var. Ekonomi tıkırında. Kime gitti bu karlar? Aman kimse sormasın. Kim kazandı bu işten? Aman kimse duymasın. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. Kriz var, kriz var, bunalım var. Ekonomi tıkırında. Seksen öncesinde çok yazılıp bestelenen ya. Bir şarkı 2020'deyiz yani. Şimdi bugünleri düşündüğümüzde hakikaten insan biraz ilginç oluyor yani. Biraz evet. ilginç oluyor. Şimdi Gökhan Dabak'la karikatürist, mizahçı evet. arkadaşımız sevgili Gökhan Dabak'la iki de albümüm. Çıktı değil mi? Evet evet, Gökhan'la birlikte yaptığımız şarkılar. Başka şarkılar. Başka şarkılar. Başlığı altında diye sevgili albüm. Ayhan Orhuntaş'ın düzenlemeleriyle. Düzenlemelerini yaptı. Evet, Ütopya Stüdyoları. Sahneye de yansıttınız onu. Sahneye de yansıttık evet. Yani bir sahne provası, prova sahnesi anlamında sahneye yansıttık. Benim için çok zevkliydi çünkü... yarısını Gökhan, yarısını ben yazıyorduk şarkıların. Bazen benim yazdığım şarkılara Gökhan beste yapıyordu. İlginçti. Güzel bir çalışma oldu. Bu albümü nasıl mesela izlemek merak edenler internetten mi bulabilirler, girerlerse? Evet, bu şarkılar Nilüfer Açıkalın.net internet sistemde veya yine iTunes'ta veya evyapımıişler.com gibi Jihat'la olan sitemizde bulunabiliyor. Bulunabiliyor. Tabii internet. O zaman oradan devam edelim. Şimdi de sevgili Jihat'la, Jihat Ekimoğlu da çok sıkı bir müzisyendir. Jihat benim sevgili arkadaşım. Çok önümüzdeki haftalarda o da konuğum olacak. Neydi oradaki başlık Nilüfer'cim? Melodik öyküler. Melodik öyküler. Ha. Onu bir... Öyle de diyebiliriz belki bir biçimde. Bunu tabii. öyle sürdürüyorsun diyebiliriz değil mi? Melodik evet. öykülerle bu başka şarkıları Jihat Ekimoğlu'yla ikili tabii. olarak sürdürüyorsunuz. Tabii. Orada da yine senin sözlerin değil mi? Melodik öykülerde de. Evet, benim sözlerim kısa öykücüklerime Jihat'ın yaptığı müziklerle melodik öyküler kendini buluyor sahnede. Bunun yanı sıra yine Gökhan'dan örnekler de var. Yine benim yazdığım sözlere Jihat'ın yapıp söylediği besteler var. Bu şekilde böyle bir müzik yolculuğu da var hayatımda. Şu açıdan içim çok rahat. Bize okulda da öğretilen zaten bir sanatçının komplike bir sanatçı olarak ilerleyebilmesi için sanatın bütün alanlarından faydalanması gerekiyor. Bütün alanlarında azıcık bir şeyler yapıyor olabilmesi gerekiyor. Aksi takdirde zaten çok sıkıcı olur gerçekten. Tabii. Çok sıkıcı olur. Türkiye'de bu işe farklı bakılıyor. Aslında geliş ülkelerin tamamında oyuncular hem oyunculuklarıyla hem senin dansla ben çok iyi olduğunu biliyorum. Hem değil mi beden dili ve dans hem de şarkıcılıkta da iyiler. Yani orada beraber yürüyor. Beraber yürüyor. Geliş ülkelerde bu iş beraber yürüyor. Burada bu bir öyle bir ayrım var gibi. Var gibi çünkü yani. Çünkü alışkın değiller belki ya da sen şunu yapıyorsun zaten bunu yapmana ne gerek var diye düşünüyor olabilirler ama bu öyle bir şey değil aslında. Değil tabii. Aslında bütün bir şey. Bu bambaşka bir şey. Bu gerçekten aslında takdir edilmesi gereken bir şey. Ama çoğu kez yoksa bile sayılabiliyor. Yani bilemiyorum. Şimdi bu pandemi koşulları tabii insanları biraz umutsuzluğa ve maalesef olumsuzluğa doğru da itiyor. Ve hepimiz için, benim için de, müzisyenler için de, Nilüfer için de geçerli tabii. Hem
oyunlar anlamında hem de bu sahne meselelerinde sıkıntı yaşıyoruz. Yani belediyeler de tedirgin. Onlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Böyle bir durum söz konusu maalesef. Böyle bir şeydeyiz. Fakat biz de Nilüfer'le, Haluk Çetin Nilüfer Açık Alın olarak bir şiir içi şarkılar başlığında bu programa adını veren bir dinleti sunuyoruz. Orada da sevgili arkadaşım dünden bugüne, Ozan geleneğinden bugüne kadar şiirler yorumluyor. Biraz sonra gene rica edeceğim bir şiir Nilüfer'den. Ben de yine dünden bugüne bütün Türk şiirinden beslenen şarkıları yorumluyorum. Böyle bir sahne birlikteliğimiz de var. İnşallah hem birlikte Nilüfer hem senin Cihat'la bu... Devam ederiz, evet. Bu dinletilere de devam ederiz. Şu iş biraz açılır. İnşallah şu salgın bitsin. Tek dileğimiz o. Sadece bu işler için değil, herkes adına düşündüğüm şey bu. Evet, ben bu ABD seçimlerinin de dünyanın üzerine olumlu bir etki yaratacağını da hem ekonomik olarak hem kültürel olarak bu Biden'ın alması meselesini de bir fırsat olarak görüyorum. Yani evet, bazı değişimler gerekli oluyor bazı durumlarda. Yani daha güzele doğru, daha iyiye doğru gideceğini. Umarım. Hem ülkemizin hem dünyanın düşünüyorum. Şimdi Cenk'cim, bu hani birkaç fotoğraf yollamıştım. Görsel bu gitarlı arkadaşlarımız. Onları bir verelim. Tam böyle müzikle açılmışken iki cümlede öyle kurayım. Bir getir ekrana onu. O hepimizin Cihat'ında, benim de hepimizin sıkıntısı bu. Evet, şimdi bakınız İzmir'de arkadaşlarımız gitarlarını yere bırakmışlar. Barışçıl bir sessiz protesto. Neden? Şundan başlık şu. Türkiye'nin her yerinde, şimdi bugün Kadıköy'de de, Bakırköy'de, her yerde de bu başladı. Bu 10'u alınması, yani korona sanki sadece 10, 12, 10, 12, 22 ile 24 arası etkiliyormuş gibi tutup da 10'a çekmeleri bu gece hayatını, işletmeleri de tabii, mekancıları da çok zor duruma soktu ve müzisyenleri çok çok zor duruma soktu. Yani 3-5 kuruş kazanan arkadaşlarımız da alınlarının teriyle artık bu işi yapamaz oldular. Ona çekilince malum Nilüfer 12'ye kadar hiç olmasa tabii, çalınıyordu. Tabii, yani çok ciddi bir şey o. 2 saat gibi görünüyor ama hiç normal bir şey değil müzisyenler açısından. Aynı zamanda tiyatrocular açısından. O tabii tiyatro için de geçerli. Sinema için de geçerli tabii. Ama daha özellikle tabii müzik dünyası ve işletmeler için. Hayatı değil, koronayı engelle başlığını bulmuşlar. Çok güzel. Gerçekten yani neden hayatı durduruyoruz ki? Yani sadece 10-12 arası mı bu mesele yani de çözülüyor bu iş? Bütün bir 100 tane Nilüfer bu korona süre 15 Mart'tan beri 100 arkadaşımız da intihar etmiş. Çok üzücü. 100 müzisyen. Yani böyle bir durum var yani, şaka gibi. Çok çok ciddi bir şey bu. Çok ciddi. Çok ciddi bir şey. Yani çok hepimiz ciddi. Gerçekten hepimiz sevgili arkadaşlarımız dahil olmak üzere zordayız. Lütfen yani sesimiz gitsin ve kulak verin. Yani istenilen şey bir şey değil. Atla deve bir şey değil yani. Dile getirilen ve istediğimiz şey. Şimdi tam bu noktada bir şiir daha senden rica etmem mümkün müdür? Tabii. Ne okuyoruz onu da söyleyelim. Nazım Hikmet. Nazım okuyoruz, tamam. Behçet Necati Gil veya Can Yücel, Nazım Hikmet mi okuyalım? Ne istersen. Hangisini? Peki. Nazım mı okuyorsun? Haini. Vatan Haini Nazım Hikmet arkadaşlar. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar üç sütun üstüne. Kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'un 66 santimetre karede gülüyor ağzı kulaklarında. Amerikan Amirali Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatanperversiniz, siz yurtseversiniz. Ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan, vatan şose boylarında gebermekse açlıktan, vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın,
Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, vatan mızraklı ilmihalse, vatan polis copuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan, ben vatan hainiyim. Yazın, üç sütunu üstüne kapkara haykıran puntolarla, Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Tiyatrocu dostlar iyi okuyorlar ya, iyi okuyorsunuz. Hakikaten iyi okudun Elif. Teşekkür ederim. Çok geçti yani. Şimdi önemli bir şey atlamayalım. Cahide Sonkuyu canlandırdı. Cahide Sonkuyu. Herhalde bu çok özel ve önemli. Senin değil mi? Hayatında evet, herhalde evet. Çok önemli çok bir şey önemli olsa bir gerek var. Yani. Çok önemli çünkü. Çok önemli bir yeri sahnede var gerçekten. Sahnede hem de bir tiyatro oyununda canlandırdın. Tek kişilik performanstı. Minimal anlamda tasarlanmış bir sahne. Performansıydı. Tiyatro Keyfi'nde, Tiyatro Keyfi adlı tiyatroda rol aldım. Kemal Başar'ın fikriydi Cahide Sonkuyu oynamam. Çok da güzel bir oyun ortaya çıktı. Severek oynadım, şaşırarak oynadım, üzülerek oynadım, ağlayarak oynadım, gülerek oynadım ama sonunda beni mutlu eden bir iş çıktı ortaya. Nasıl yorumluyorsun Cahide Sonkuyu? İdealist. Yine zamanın önünde bir kadın. Güzelliğini kullanmayı aslında bilen bir kadın. Fakat yine güzelliği yüzünden zarar da gören bir kadın. Aslında duygusal anlamda anlaşılamamış. O yüzden de tutunacak bir dal ararken içkiyle teselli bulmuş. Çok iyi anladım ben onu. Çok iyi anladım. Çok da sevdim. Çok kalbimde hissettim. Yani o final bölümündeki o meyhaneler kendi tercihi mi? Kimseye müdanası yok. Cahide Sonku'nun. Her şeyi kendi seçiyor aslında. Hiç kimseye müdanası yok. Ne kadar düşse de düşmüş izlenimi yok zaten. Ya ona kimse öyle bir şey yapamaz. Öyle düşmüş bir insan gibi davranamaz. Davrandırtmaz kendini. Benim hissettiğim o oldu. O yüzden güçlü buluyorum çok. Her şeye rağmen çok güçlü buluyorum. Beni de çok etkilemiştir. İlk kadın yönetmen sinemada. Tabii. Çok önemli işler yapmış bir kadın yönetmen aynı zamanda. Çok iyi bir aktrist. Çok. Evet. Şimdi bir şarkı arası daha. Yine Timur hocamızdan, bugün ondan gidelim ve Nazım'dan, Nilüfer de okudu. Biraz sonra Can Yücel'den de bir şiir rica edeceğim arkadaşımdan. Selam yaratana selam, selam yaratana selam, selam 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 selam, tohumların tohumuna selam, selam 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 selam, Türkiye işçi sınıfına selam, madenden ateliyeden, tezgahtan tersaneden, hakkını almak için ilerleyen devrimci işçiler, bin selam, selam yaratana selam, selam yaratana selam, selam 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 selam, tohumların tohumuna selam, selam 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 selam, Türkiye işçi sınıfına selam, gücüyle bilinciyle korkusuz yüreğiyle, düşmanı yenmek için ilerleyen devrimci işçiler, bin selam, selam
Yaratana selam, selam, yaratana selam. Selam, 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 selam. Tohumların tohumuna selam. Selam, 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 selam. Serpilip gelişene selam. Selam, 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 selam. Türkiye işçi sınıfına selam. Diyorsun ki Cumhuriyet'e verdiğin röportajda faşizmin diyorsun, her türlüsüyle sorunum var diyorsun. Var tabii ya. Nasıl olmasın? Yani böyle gördük, böyle öğrendik. Böyle de gidiyor. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de o. Şimdi arkadaşımın bir daha kaç dakikamız var Gökhan? Toparlayalım. Tamam. Biz daha şey yapalım. Hem sevgili arkadaşımın şu Hüzün Süpüren ödül almış, Fakir Baykurt öykü ödülünü almış kitabını bir göstereyim. 11 tane kitabının öykü, bir de romanının piyasada olduğunu da belirtelim. Her yerden edinilebilir, internet dahil. Ve en son, bu çok yepyeni, bu yani aylık daha. Evet ya. Bu aylık daha, ya bu yeni çocuk, bebek. Evet, yeni çocuk yeni. Dimdik ayakta, her an tetikte. Şöyle. Adı gibi bir kitap kendisi. Biraz içeriğinden bahsetmem mümkündür Nilüfer'cim. 12 tane öykü var. Her biri birbirinden farklı. Her biri birbirinden şahane diyesim geldi bir an ama utanarak sustum aslında. Aslında ben işini yaparken hani üzerime düşen görev benim o öyküleri yazmaktı gibi hissederek, tamam, o öykülerin noktasını koyduktan sonra, o öykülerin noktasını koyana kadar deliler gibi çalışıp, üzerinden yüzlerce kere geçip, fikirleri demlendirip tekrar ele alıp vesaire hareket ediyorum. Fakat onları sunma aşamasında terminolojik olarak problem yaşayabiliyorum. Şöyle diyeyim, bu kitaptaki öyküler kadın, erkek, insan meselesine sokaktan bir şevk alarak bakan, aynı zamanda ilginç, hem eğlenceli, hem çok şaşırtıcı, hızlı, atik, nasıl olmak yani olmak isteyebileceğimiz kadar açık sözlü öyküler. Çok güzel. Son cümleni çok sevdim. Teşekkür ederim. İlk şeyden, tabii kitabın çıkmadan önce de dergilerde yayınlanmaya başlamış öykülerin, gerçi 99 öncesinde de öncesinde başlamış. Tabii. O günden bugüne nasıl değerlendirirsin kabaca yazı şeyini, dünyanı ve maceranı? Kendimi en iyi hissettiğim yer ve alan yazabiliyor olma meselesi aslında. Çünkü sadece kağıt kalemle senin arandaki bir mesele. Ekibe ihtiyaç duyulmayan bir şey. Yani senin enstrümanınla arandaki ilişki gibi benim kalem kağıtla aramdaki ilişki. Aha. O yüzden çok özgürüm, çok mutluyum. Her zaman öyleydi. Yani okuma yazmayı öğrenmeye neredeyse okuldan önce kendi kendime başlamak üzereydim ki okula gittim erkenden. Öğrendim, çok şükür bütün zincirlerimi kırmış gibi hissettim kendim. Hemen şiirler, hemen ama şiirler. Sonra kompozisyonlar. Şiirler herkese... Şimdi sadece söz olarak mı devam ediyor yoksa? Yani şarkı sözü olarak mı devam ediyor yoksa? Şiirlerim özel olarak şiirde yazıyorum. Ama kitaplaştırmadın. Fakat şiir bence çok zor bir disiplin, çok zor bir alan. O yüzden ben onları çok uzun yıllardır biriktiriyorum. Her sene ya da iki senede bir bakıp bazılarını yırtıp atıyorum. Böyle göz bebeği olanlar kalıyorlar. Bir gün belki onlarla da onları da bir şiir kitabı olarak değerlendiririm. Ama şimdilik henüz duruyorlar. Ama o eksiklik olur. Yani o bir dünyanın, senin dünyanda bir, yani bir kitaplaştırmaman bir eksiklik olarak kalır. Eğer kitaplaştırmazsan. Böyle bir şiir dosyam var. Evet. Böyle bir dehlizde duruyor, bir sandığın dibinde. Şimdi sevgili izleyiciler, ben hep arkadaşlarımın
ya da abilerimin, ablalarımın, sanatçı büyüklerimin ya da arkadaşlarımın arka planlarını. Çünkü bu buraya mesela Nilüfer şimdi anlatıyor ya, işte daha şeye derken, ilkokula derken gitmiş. Yani okumayı da daha erken sökmüş. Mesela buralar beni çok ilgilendiriyor, arka planlar. Mesela yine seninle özel sohbetlerimizde, doğru hatırlıyorum değil mi? Küçük, çok küçük yaşlardan itibaren o tiyatrolara ailenle. Tabii. 3 yaşında, 4 yaşında bir Necdet Uygur'un hatta bir seni sahneye alma şeyi mi vardı? Evet, babamı kucağından sahneye alıp benimle beraber selam vermişti. O kadar küçüktüm ama yine de seyirciyi, o selam anını, hatta öyle bir kalp çarpması halini hatırlıyorum. Yani oralardan o sürekli o bir rutin. Rutin bir sinema tiyatro ritüeli vardı. Evet. Seni yönlendirmesi sonucu zaten doğal kendiliğinden bir şey gelişiyor. Ama eski ailelerde hep vardı, İstanbul aileleri. İstanbullarda vardı. Ha, hep vardı. Hmm. Yoksa işte Atatürk Kültür Merkezi'nin sabah konserleri, saat 11'de başlayan klasik müzik konserleri, operalar, baleler vesaire, bunları yani biz konservatuvarda tabii müdavimi olduk ama tiyatrolar bizim her zaman nerede ne başlamış, nereye gidelim diye ailede konu buydu yani. Nilüfer'cim ne demiştik? Can Yücel mi demiştik yoksa başka bir şey mi demiştik ya? Sevgi duvarını okuyabilirim ya da solgun bir gül oluyor. Tamam, hangisi de istersen. Nilüfer'im affedersin, çok özür diliyorum sevgili arkadaşımdan. Sevgili Gökhan Perçemli ile yönetmenimiz, seste Müjgan Korkmaz, editörümüz, sevgili editörümüz Cenk Kolçak, Muhammed Doğru ve Baran Demirtaş kameralarda benim sevgili arkadaşlarımla birlikte bu programı gerçekleştiriyoruz. Kapatmadan sana nasıl ulaşabileceklerini de sorayım izleyicilerimizin. İnternet mecralarını kullandığını biliyorum ama kendi adınla mı kullanıyordun? Evet, kendi adımla. Nilüfer Açıkalın olarak nasıl Twitter... Facebook kullanıyorsun musun mu? Yani pek fazla Facebook. Hangisine daha fazla? Instagram, Twitter. Instagram ve Twitter'a daha fazla. Evet. İkisinde de Nilüfer Açıkalın diye mi girerlerse bulurlar? Evet, Nilüfer Açıkalın. Nilüfer Açıkalın diye girerler. Nilüfer Açıkalın, Nilüfer Açıkalın. Bir de işte nilüferaçıkalın.net. Orada da bu melodik öyküler olsun, Cahide müzikali olsun. Onun müzikleri de çok güzeldir. Orhan Enes Kuzu yapmıştı. Cahide bir müzikaldi, tek kişilik bir müzikaldi. Müzikaldi tabii, o evet. Doğru. O da var o nilüferaçıkalın.net'te. Bu mecralar öyle. Bu programla ilgili de öneri ve görüş ve istekleriniz için de lütfen internet mecralarını kullanınız. Instagram ve Twitter. Instagram'da Haluk Çetin Gitar 2. Evet, Haluk Çetin Gitar 2 Instagram. Haluk Çetin de Twitter'dan ulaşabilirsiniz bana da. Şimdi ben çekiliyorum. Programı şiirle bitirelim, seninle Peki. bitirelim. Çok teşekkür ediyorum ya. Ben teşekkür ederim. Kırmadın geldin gerçekten. Estağfurullah, her zaman. Sen benim çok iyi bir dostumsun. Bizim Nilüfer'le bir foça. Evet. Şeyimiz de var. Arkadaşlığımız. Bir foça, yani tabii eski arkadaşız ama şimdi foçada da devam eden bir arkadaşlığımız var. Foça'ya da buradan selamlarımızı ileterek programı herkese kapatalım. Şiirle bitiriyoruz. Sevgili Nilüfer Açıkalın. Can Yücel'in Sevgi Duvarı. Sen miydin o? Yalnızlığım mıydı yoksa? Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni. Yakanda bir amonyak çiçeği. Yalnızlığım benim, sidikli kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Kupkapı meyhanelerine dadandık. Önümüzde altın baş, altın zincir, fasulye plakisi. Ardımızda görevliler, ekipler, Hızır paşalar. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi. Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri. Çöpçülerin elleriyle okşardım seni. Yalnızlığım benim, süpürge saçlım. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Baktım gökte bir kırmızı bir uçak. Bol çelik, bol yıldız, bol insan. Bir gece sevgi duvarını aştık.
Düştüğüm yer öyle açık, öyle seçik ki başucumda bir sen varsın bir de evren. Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi.